Merhaba değerli izleyicilerimiz. TV Siyaset ekranlarında Söz Sırası programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal. Bu program Söz Sırası programı ilk olarak düzenleniyor. Sayın Önder Başkan'la ilgili bir bilgi vermek isterim. Kendimle ilgili bir bilgi. Kendisi 13 Aralık 2015'te DSP Genel Başkanı'na seçildi. Ardından da 2016 yılında ben aktif siyasete başladım Cihan Parti üzerinden. Yaklaşık 42 partiye yazı yazdık tanışmak için, görüşmek için. Bize alınan yazıya ilk cevabı dönen, bizi genel başkan yardımcılarıyla kurumsal bir şekilde devlet adamı olarak ilk ağırlayan Önder Başkan ve DSP'dir. Bugün bir kez daha teşekkür ederim kendilerine. Bu nedenle Söz Sırası'nın İlk programında kendilerini konuk etmekten onur duyuyorum. Hoş geldin Önder Başkan. Hoş bulduk. Ben de buradan bizi izleyen tüm yurttaşlarımıza en içten saygılarımı sunuyorum. Tabii siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarının başında yer alır. Dolayısıyla siyasi partilere bakış açımız hangi görüş ve düşüncede olursa olsun yeter ki vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü Türk milletinin toplumsal değer yargılarının karşısında olmayan bir yapı olması kaydıyla elbette ki her dönem ve her zaman önceliğimiz olacaktır. Siyasi partilerimizi yüceltmek ve geliştirmek zorundayız. Demokrasimizin gelişebilmesi için, Türkiye'nin demokratik teamüllerinin geliştirilebilmesi için tabii ki siyasi partiler çok önemli. Bu anlamda da sizlerle birlikte bu siyasi yapı içerisinde yer alıyor olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bir mukabele. Şimdi Sayın Başkanımız, değerli izleyicilerimiz, programımız şunun üzerine, malumunuz üzere ülkemizde bir medya hegemonyası var. Tek yerden yönetilen bir medya var. Direnci kırmak biraz zor. Bu nedenle bizler 2017 yılında bir medya çalışmalarına başladık. İşte yeni yeni toparlıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Söz Sırası programı da özellikle ulusal medyada fazla yer bulamayan, kendisine fazla söz hakkı tanınmayan, ismi de üzerinde söz hakkı tanınmayan partilerimizi, genel başkanlarımızı, ilerleyen aşamalarda genel başkan yardımcılarına kadar partilerimizi tanıtmayı hedeflemektedir. Ayrıca hani partilerimiz ne durumda, son durumlar nedir, bunlarla ilgili program içeriklerimiz olacak. Tabii gündeme de değineceğiz. Sayın Başkanım, siyasi parti çalışmalarından önce aynı zamanda biz vatandaşlarımıza da parti çalışmalarını bazıları kolay sanıyor. Bazıları sizin de bizim de 70-80 milyon lira alıp devletten onu bölüşüp yiyip durursak. İnşallah bu konuda da vatandaşlar da bilinçlendirmiş olacağız aynı zamanda. Bunlara geçmeden önce gündemle ilgili kısmı bitirelim isterseniz. Öyle başlayalım. Tabii. Gündemimizde de korona var. Korona her şeyi etkiledi, bütün gündemleri. Korona hakkında ne düşünüyorsunuz? Komplo teorilerine inanıyor musunuz siz de? Devletimiz düzgün yönetiyor mu? Sizin fikriniz nedir? Sizin bakış açınızı da bilmek isteriz. Öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii özellikle sosyal medya üzerinden çok yaygınlaştırılan, çokça tartışılan bir konu bu virüs pandemisi. Elbette ki bütün dünyayı yakından ilgilendiren bir boyut ihtiva ediyor. Bu bir realite. Ancak virüsün nasıl ortaya çıktığı, nasıl çıkarıldığı ya da buna benzer başka komplo teorilerinin peşinden gitmek yerine öncelikli olarak pozisyonumuzu sağlam tutmamız gerektiğine inanıyorum. Ve artık evde hayat var, sağlıklı kalmak için evde kal sloganlarıyla özdeşleşmiş birinci önceliği hayata sürekli geçirmemiz gerekiyor. Gerekli gereksiz dışarı çıkmadan o yakın temas diyaloglarını biraz daha öteleyerek bu badireli dönemi atlatmakta toplumsal açıdan yarar var. Yoksa
Hani virüsten işte günde 100 kişi öldü, 50 kişi öldü, 150 kişi öldü kavramının arkasına sığınıp bunu basite indirgemek çok doğru bir yaklaşım değil. Yani sigaradan da günde 300 kişi ölüyor, trafik kazasından da her gün 50 kişi ölüyor gibi kavramların ben doğru olmadığına inanıyorum. Tabii önemli bir süreç bu. Dünya açısından önemli bir süreç. Kimi teorisyenler işte dünyanın küresel ısınma sürecinde çok olumsuz bir noktaya geldiğinden, insanların normal hayattan biraz daha uzaklaştırılıp evlere çekilip dünyanın soğutulması amacıyla da böyle bir girişimde bulunuldu gibi tezler de orada ortaya atıyorlar. Bunlar da tabii ki izaha muhtaç, ispata muhtaç tezler. Ama biz biliyoruz ki bir vaka var. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu, yani Türkiye'nin de başının dertte olduğu bu pandemi hadisesinde mümkün mertebe sağlıklı sonuca bir an önce dönüşün sağlanabilmesi, hep birlikte hareket etmemize ve kurallara uygun şekilde hareket etmemize bağlı. Eğer bunu başarabilirsek sanıyorum bir iki ay içerisinde biraz daha makul bir noktaya taşınacak diye düşünüyorum ben de. Peki bu konuda yine özellikle yerel yönetimleri şu an ilgilendiren, ki sizlerin de bilgileri var, bir husus var. Malumunuz öncelikle maske dağıtımında yerel yönetimler maske dağıttıktan sonra hükümetin geliştirdiği bir müdahale oldu. Ardından ekmek hususunda maalesef ilginç şeyler yaşadık. Yani ekmek dağıtan belediyelere paralel yapı denildi. Ve son olarak da sahra hastaneleri, belediyeler tarafından yapılan sahra hastanelerinin kapatılması gündemde, mühürlenmesi. Bu üç hususta da ki doğrudan bizleri de ilgilendiren hususlar. Bu üç hususta sizce belediyeler doğru yapıyor mu? Belediyelerin görevleri arasında mı? Yapmalı mı, yapmamalı? Sizin de fikrinizi alabiliriz. Şimdi devlet sanıyorum ilk kez böyle toplu bir badire ile karşı karşıya kalınca deyimi yerindeyse eli ayağına dolaştı, ne yapacağını bilemez hale geldi. Yani bir maske dağıtımını bile neredeyse eline yüzüne bulaştırdılar Sağlık Bakanlığı. Şimdi maske dağıtımı, evet, ücretsiz dağıtılmalı. Bu bir pandemidir, uluslararası bir salgındır. Gayet güzel. Bunu devlet verecekse de, kaldı ki parantez içerisinde şunu söylemem gerekir. Bu gibi durumlarda pandemi ilan edilen ve toplumun tümünü ilgilendiren konularda elbette ki öncelikli görev merkezi Sağlık Bakanlığı'dır. Yani bakanlık bu işi koordine eder. Her kurum kendi kafasına göre bir iş yapmaya kalkarsa orada anarşi olur. Yani kargaşa olur. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Yani bizim siyasetimizde, Türkiye siyasetinin öznesinde öyle diyelim, fırsatçılık, kendine bunu rant haline getirmek, siyasi rant haline getirmek alışkanlıkları olduğu için bunu maalesef iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi olsun ya da ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi olsun sürekli her konuda ve her dönemde yaptıkları davranış biçimleri, ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Belediyelerin pandemi sürecinde sahra hastanesi hazırlama gibi bir görevlerinin olduğunu düşünmüyorum. Koordinasyon tamamen Sağlık Bakanlığı'nda olduğuna göre belediyenin ellerinde olanakları varsa, bu tip fırsatları varsa bunları Sağlık Bakanlığı'nın emrine hazır hale getirip onlara bilgi sunması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi maske konusunda Sağlık Bakanlığı önce postaneden gönderilecek, önce E-Devlet'ten gireceksiniz dediler. Bunu beceremediler ki beceremeyecekleri çok doğruydu. Neden? Herkesin E-Devlet şifresi yok ki. Herkes, şimdi 60 yaşındaki bir yurttaşımız, 90 yaşındaki bir yurttaşımız ne bilgisayar kullanmayı bilir, ne E-Devlet'e de Allah var çok büyük bir ihtiyacı olsun. Şimdi bu insanlar maskeyi nereden alacaklar, nereden kullanacaklar? Okuma yazma bilmeyen birçok insanımız var bu teknolojiyi kullanamayan. Baktılar bu olmadı. Eczanelerden satışı yasakladılar. Bu sefer PTT'den gönderilecek dendi. Ve o uygulama da çok doğru bir uygulama değildi. Niçin? Cep telefonlarına şifre gelecek. O şifreyle gideceksiniz, eczaneden alacaksınız. Şimdiki yöntem o. Peki vatandaş
Kayıtlı olduğu yerde ben kendi adıma örnek vermek isterim. Bana şifre geldi. Dedi ki İstanbul'daki eczanelerden alabilirsiniz. Neden? İkametgahım yani Mernis'teki ikametgah adresim İstanbul adresi olduğu için. Ben İstanbul'da değilim, ne yapacağım şimdi o zaman? Halbuki yani en basit olay. Bunu böyle yapacağınıza, millete şifre göndereceğinize sistemde herkesin TC kimlik numarası kayıtlı değil mi? Herhangi bir eczaneye gidip alt tarafı 5 tane maskeye aldığına o TC kimlik numarasının yanına bir işaret koyduğunuzda Türkiye'nin bir başka yerinden aynı TC kimlik numarasıyla maske alamaz. Yani bu kadar basit hadiseyi bile çözemeyen bir Sağlık Bakanlığı her gün televizyonlarda işte koca bir tablo koyuyorlar önümüze. İşte toplam hasta sayısı, ölen sayısı, kalan sayısı, iyileşen sayısı falan. Havanda su dövmek gibi bir icraatın içerisindeler. Öbür taraftan ekmek dağıtımı. Ya ekmeği dağıtır, gazeteyi dağıtır. Yeter ki koordinasyonunu sağlıklı yapabilelim. İşte en büyük eksiğimiz şu anda hükümetin bana göre en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Bakınız, yurt dışından yurttaşlarımızı Türkiye'ye getiriyorlar uçakla. Evet. Hangi yurtta 14 gün kalacaklar onları ayarlar. Neden yurtta kalır mesela insanlar? Şimdi test denilen bir hadise var mı? Var. Peki gelenleri siz o zaman havaalanında misafir edin. Hepsine test uygulayın. Pozitif olanları götürün karantinaya alın. Negatif olanları evine gönderin kardeşim. Niye insanları bu kadar uğraştırıyorsunuz? 14 gün ailelerinden uzakta, zor koşullarda, alışık olmadığı ortamlarda yaşamaya mecbur ediyorsunuz. Yani zorunlu hapishane hayatı gibi. Evet tamam bir pandemi var, kabul. Ama test denilen bir olay da var değil mi? Şimdi 5 dakikada sonucu elde edebilecek duruma geldik diyorlar. Bu kitler elimizde diyorlar. O zaman bir uçak dolusu adam 200 kişi geldiği zaman 200 tane test uygula. Pozitif olan varsa ayır bir kenara, onları götür doğru hastaneye. Yurda niye götürüyorsun? Hemen tedavi altına al. Ama negatif olanları da gönder evlerine. Şimdi bunu bile beceremeyen bir sağlık sistemi var. Maalesef. Zaten öteden beri bildiğimiz ve bunu da işin doğrusu iddialı olarak söylediğimiz bir husus. Devlet geleneği çok farklı bir manzumeler zinciridir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği dönemden itibaren hedef ve bakış açısı sadece devleti yönetmek değil, belirli bazı amaçları hayata geçirme olgusu üzerine kurgulandığından bu tip olaylarla karşı karşıya kalındığında maalesef bazı çuvallamalar gündeme geliyor. Yani bu da bizim kaderimiz. Evet, maalesef öyle. Gündemi bu şekilde geçtikten sonra ben evvela sayın seyircilerimize Önder Başkan'ı ben anlatmak isterim. Siyasi mücadelesinde açtığı bazı kritik noktalar var. Hani 13 Aralık 2015'te genel başkan oldu ama öncesi var. Bir siyasi mücadele nereden başlıyor, nasıl olgunlaşıyor? 99, 2002, 2007'de vekil aday oluyor Önder Başkan. Demokratik Sol Parti'den. Kazanmak değil, mücadele etmek önemli diyor. Devam ediyor mücadeleye. 2003-2004'te Aydın İl Başkanı'lığını yürütüyor. 2004'te parti meclisine giriyor PM'ye. 3 dönem devam ettiriyor. 2009'da da Masum Bey zamanında sanırım, değil mi? Evet. Genel Başkan Yardımcısı oluyor ve nihayet 2015 yılında Genel Başkanlık makamına geliyor. Yani partinin en tabanında başlayıp mücadelesini yapa yapa, bu ön cephede de yapa yapa Genel Başkanlık makamına gelmiş bir kişisiniz. Şu an parti ne durumda Sayın Başkanım? Vatandaşlarımız da bilsin. Bir dönem yanlış hatırlamıyorsam önceki dönem seçimlere girememiştiniz. Doğru mu? Şimdi 2018 döneminde seçimlere sokulmadık. Ben bu terimi özellikle altını çizmek istiyorum. Seçimlere girememek ayrı bir olgu. Seçimlere sokulmamak ayrı bir olgu. Çünkü bunu ben biliyorum. Özellikle evet, bu konuya girdim. Sizden bizzat vatandaşlara bu konuyu aktarmanızı istiyorum. Bizi izleyenlerin de bilmesi açısından bunu anlatmak isterim. Aralık ayının 8'inde yani 8 Aralık tarihi itibariyle 2017'de
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçimlere katılabilir şeklinde biz resmi yazımızı da almıştık zaten. Yani teşkilatlanma yapımızın tamam olduğu konusunda. Kaldı ki Demokratik Sol Parti bugün 35 yıllık bir parti ve her seçimlere katılmış, yani teşkilatlanması tamam olmayan bir parti olmuş olsaydı önceki dönem seçimlere de katılamaması gerekirdi. Fakat o dönemde biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılan bir grup arkadaşın İyi Parti'yi kurması, onu teşkilatlandırmaya çalışması, bildiğiniz gibi seçimlere katılabilmek için seçim tarihinden 6 ay öncesinden 41 ilde örgütlenip o illerde, o illerin de 3'te 1 ilçesinde teşkilatı kurmuş olma zorunluluğu var. Tabii İyi Parti'yi seçime sokmamak için ne yapabiliriz diye böyle engin görüşlü Yüksek Seçim Kurulu diye bir kurul var. Onun da Allah selamet versin, şimdi emekli oldu, bir başkanı vardı, Sadi Güven. Evet. Düşündüler, taşındılar, dediler ki biz bu 3'te 1 ilçedeki teşkilatlanmaya bir de kongre zorunluluğu sokalım. Bunlar o zaman yetiştiremezler. Böyle bir kanunsuz bir işin içerisine girdiler ve o kongre zorunluluğundan kaynaklanan sebeple bizim seçim tarihinden, daha doğrusu seçimlere katılacak partilerin ilanı tarihinden 2 gün öncesine kadar kongrelerimizi tamamlayacak 2 ilçemiz vardı. Bunu bahane gösterip bizi seçime sokmadılar ama İyi Parti CHP tarafından kendilerine sağlanan 15 milletvekili desteğiyle seçimlere katılma kriterini mecliste temsil edilen partiler sınıfından elde etti. Onlar katıldı. Bizi bu gerekçeyle seçimlere sokmadılar. Ama daha sonraki seçimlerde yine biz o kanunsuz uygulamaları da yerine getirerek, tamamlayarak seçimlere katıldık. Dedim ya, Türkiye belirli merkezlerden koordine edilen bir siyaset dünyasına sahip. Bunu üzülerek söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında hala da böyle bir hadiseyi yaşıyor olmak demokrasi adına utanç verici bir manzara. Bunların bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Bunlar tabii arka arkaya değerlendirdiğimizde bir orantısız güç uygulaması denilen bir kavram var. Yani siyaset yapıyoruz, seçimlere katılıyoruz. Bir önceki seçimlerde %3 oy barajını aşmış partilerden başlayarak seçim yardımı ve siyasi partiler yardımı yapıyor devlet, hazineden. Oysa seçime katılan parti demek, herkes eşit koşullarda bir çizgiye gelip bir yarışa girecek demektir. Hangi partinin birinci olacağına, hangisinin sonuncu olacağına vatandaş karar verecek. Dolayısıyla siyasi partilere seçim yardımı yapılması noktasında seçime katılma yeterli olan her partiye eşit şekilde ayrılan hazine yardımının paylaştırılması gerekiyor. Bu konuda biz gerek meclis başkanlığına, gerek ana muhalefet partisine, gerek cumhurbaşkanlığına itirazlarımızı ve önerilerimizi sunduk. Evet, seçimler biter. İki seçim arası süreçte siyasi partilere yapılacak olan yardımlar aldıkları oy oranına göre dağıtılabilir. Bunu makul karşılayabiliriz. Ve seçime katılma yeterli olan partilere de standart bir meblağ belirlenir. Çünkü sonuç itibariyle siyaset parayla tabir olan bir hadise. Bir kazanç kapısı değil, bir ticarethane kapısı değil. Devlet yardımı ortaya getirilirken, gündeme getirilirken gerekçesi neydi? Siyasi partiler iktidar olduklarında etkin kesimlerin, zengin kesimlerin, olanakları yüksek kesimlerin oyuncağı olmasınlar. Onların emirlerinde hareket etmesinler. Dolayısıyla halk bunu desteklemiş olsun. Halkın paralarıyla, halkın verdiği vergilerden toplanan paralarla siyasi partilere bir miktar yardım yapılsın. Bunlar da siyasi faaliyetlerini sürdürsünler diye. Ama şimdi bakıyorsunuz, gerekçe şöyle bir yanlış gerekçe ortaya konuluyor. İşte Türkiye'de 80 tane parti var. 80 tane parti var da YSK'nın açıkladığı 15 tane parti seçime katılabilme yeterliliğini sağlayan. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkenin partisi de, ya da Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin partisi de, Demokratik Sol Parti Yunanistan'ın partisi mi?
Böyle bir şey olur mu? Bunu ben de vergi veriyorum. Benim partime destek veren, oy veren insanlar da vergi veriyorlar. Peki onların siyaset hakkı ne olacak? Dolayısıyla siyasette ve demokrasinin gelişmesinde önemli mesafeler daha almamız gerektiğine maalesef inanıyorum. İşte durum, manzara bunu gösteriyor. Sayın Başkan, biz parti olarak bu seçim yardımı hususunu anayasaya aykırı olduğunu, ayrıca adaleti bozduğunu, eşitlik ilkesine ve demokrasiye aykırı olduğuna dair bir çalışmamız var. Bu konuda biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyoruz bireysel başvuru olarak. Zira şöyle düşünün, az önce siz de belirttiniz, farklı kelimelerle belirteyim. Aynı anda bir yarışa giriyoruz. Evet. Rakibimiz bizim ödediğimiz vergiyle bize karşı çalışma yürütüyor. Ve yarışa 500 metre önden başlıyor. Evet. Ve bizim paramızı kullanarak bize karşı hamle yapıyor. Yani evet, bu gerçekten saçma bir durum. Bu konuda bizim bir başvurumuz olacak. Hazırlık da yaptırdık. Malum şu an yargı da kapandı. Artık yeni süreci bekliyoruz. Bakalım ne zaman açılırsa. Hayırlısı. Şu an seçimlerle ilgili bir sorunuz yok. Bildiğim ve anladığım kadarıyla. Teşkilatlanmalar tamam. Evet. Yani zaten tamamdı bizim teşkilatlanmalarımız. Evet. Yani o üçte bir ilçelerimiz de tamamdı. Ama siyasi partiler yasasının teşkilatlanmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde yeri geliyor. Yeni ilçe kuruyorsunuz. Yeni teşkilat kuruyorsunuz. Siyasi partiler yasası 2 yılda bir kongresini yapar diyor ilçeler için, teşkilatlar için. Bu süre 3 seneyi geçemez diyor. Teşkilatı kurmuşsunuz. 2 sene sonra kongre yapacaksınız. Ama 6 ay sonra seçim olduğunda vay efendim buranın niye kongresini yapmadın diye ben bunu saymam dedi abi. Çıktı işte biliyorsunuz. Evet. Neden saymazsın? Saymıyorum dedi. Biz öyle düşünüyoruz. Peki kanunda böyle bir şey var mı? Yok. Ama onların kararı kanun kapsamına giriyor. Yani kanun hükmünde oluyor. Neden? Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aynı Anayasa Mahkemesi'nin kararları gibi yargıya götürülemiyor. Bir üst kurulda tartıştırılamıyor. Adam kafasına göre istediği kuralı, istediği kaideyi koyuyor. Seçim bittikten sonra siz istediğiniz kadar çırpının. Biz şimdi bu hususu örneğin o tarihte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdık. Evet. Dosyalarıyla, belgeleriyle. Şimdi her gün her olayda Türkiye'ye karşı demokrasi dersi vermeye kalkan, her fırsatta Türkiye'yi demokrasi konusunda eleştirmeye, sıkıştırmaya kalkan Avrupa, bakın 2018 4 sene geçti neredeyse, hala da bizim başvurumuza cevap vermiş değil. Evet. Bizim işimize yarayacağı zaman Türkiye. Onları evet. Zaten biliyoruz. Bunları ayrıca konulara gireceğiz. İlk programımız, son programımız olmayacak inşallah Sayın Başkan. İnşallah. Demek istediğinizi ben çok iyi anlıyorum. Bahsettiğiniz hususta bizde Yargıtay'da bir tartışmamız oldu. Yargıtay ilgili birimiyle tartışmamız oldu. Az önce söylediğiniz, sizi o seçime sokmayan son uygulama var ya, o siyasi partiler kanununa aykırı. Aykırı tabii. Tamamen kanunsuzluk. Evet, siyasi partiler kanunu henüz değişmiş değil. Ve bizim evet. Yargıtay'a şu tepkimiz oldu. Siz kanun koyucu musunuz? Eğer siz buna karar veriyorsanız TBMM ne yapıyor? Görevi nedir diye. Hayır. Bir tartışma. Yargıtay'la alakalı değil konu. Yüksek Seçim Kurulu'yla alakalı. Yargıtay'ın bu konuda bir müdahalesi olmadı hiç. Yargıtay şeyleri tuttuğu için YSK'ya bildirim yapan o Sayın Başkan. O, tamam yapan o. Kütüklerimizi oturttu da siyasi partilerin kütüklerini. Kendince kural koyan YSK. O yani tabii ki. Evet. Tabii ki teşkilatlanma kuralı yasada sayılmış. Yargıtay'da ona göre teşkilatların, partilerin sicillerini tutuyor, takip ediyor. Eyvallah. Yani evet. Süresi içerisinde kongresini yapmadıysa ikaz ediyor. Doğru. Ama seçime katılabilmek için kurulu olan teşkilatın kongresini yapma zorunluluğu diye bir hüküm yok yasada. Evet. Bu, evet. Bunu koyan YSK. Kanunsuzluğu yapan YSK. Evet. Evet. Doğrusun. Sayın Başkanım, bir iki sorum olacak. Bu zorluğu birlikte yaşadık. Son seçimlerde biz sizde 3 noktadan belediye başkan adayı belirledik. Belirlediğimizde henüz şey yok. Yani siyasi yerel çatışmalar yok henüz. Gayet güzel çalışmalar yaptık. Bir şey yaptılar sonradan. Son yerel seçimlerde AK
DSP AKP için çalışıyor diye bir söylenti çıkardılar. Bunu bizzat sizin ağzınızdan vatandaşlar duysun. Neden bunu bu şekilde soruyorum? Ben önce izahatta bulunayım. Değerli vatandaşlar, siyaseten çalışmak Türkiye'de hiç kolay değil. Hele böyle bir ortamda, bu kadar baskının olduğu bir ortamda hiç kolay değil. Zaten biraz önce de bahsetti Sayın Başkan da, biz de aynı şeyleri yaşıyoruz ki 10 yılları aşmış bir geleceği olan bir parti bu kadar etkilenirken biz o zaman 4 yıllık bir partiydik. Bütün planlamalarımız alt üst oldu. Siyaseten çalışmak hiç zor değil. Bir araya gelmek kolay değil. İnsanlar istiyorlar ki seçimler bizim gibi olsun, bizim istediğimiz gibi olsun. Başkası da bize uyarsa uyar, uymazsa onu tukaka yapalım, vatan haini ilan edelim. Böyle bir algı oluyor. Maalesef de medya gücü kullanılarak da küçük partiler ya da meclise girememiş olan partiler ezilmeye çalışılıyor. Sayın Başkan, dediğim gibi bu konuyu bizzat sizin ağzınızdan, bu AKP'ye çalıştı DSP hususunu siz bizzat anlatın vatandaşa. Ya bu asla ve kata doğru bir iddia değil. Yani bu bugüne kadar kesinlikle hiçbir dönemde de olmamış bir hadise. Şimdi bireysel olarak adayların Türkiye'nin 7 bölgesinde binlerce seçim merkezi var. Yüzlerce adayımız var. Adaylardan herhangi birisinin variyetli olması, çok para harcıyor olması, Demokratik Sol Parti'nin hazine yardımı almamasına rağmen oralarda başarılı çalışmalar ortaya koyması karşılığında iktidar partisiyle ya da herhangi bir kesimle maddi işbirliği içerisine girdiği anlamını taşıyamaz. Yani adayın mali gücü yüksekse, sosyal çevresi genişse ve orada maddi manevi çalışmalarını üst noktada tutuyor ve Demokratik Sol Parti bir başarı elde ediyorsa bunu neden bir başka partiyle ilişkilendirme ihtiyacı duyabilir bir siyaset mekanizması? Yadırganacak bir husus değil midir bu? Evet. Hele hele demokrasilerde. Şimdi bu iddiayı çoğunlukla ortaya atan ana muhalefet partisi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraftarları ya da sözcüleri, genel merkezden sözcüleri de dahil, genel başkan yardımcıları çıktı. Hatta bizim eskiden Ordu Belediye Başkanımızdı Sayın Seyit Torun. Evet. 81 ilde seçime katılıyorlar. Nereden buluyorlar bu parayı dedi. Bakar mısınız? Yani seçime katılmak için para gerekli olduğunu ben ilk kez onlardan öğrenmiştim mesela. Seçime katılmak için bir para gerekmiyor. Teşkilat gerekiyor. İnanç gerekiyor. Hatta bir tanesi yine onlardan, Çanakkale milletvekili yanlış hatırlamıyorsam, AKP'den maddi destek aldığımıza dair asılsız ithamlarda bulunmaya kalkmışlardı. Bunlar doğru şeyler değil. Aynı hadiselerin karşılığını örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Saadet Partisi'nin mensuplarını kendi listesinden milletvekili yaparken mübah, evet. Ama Demokratik Sol Parti bir başka partiyle siyasi işbirliği içerisine girdiğinde günah. Ya böyle bir çifte standart olur mu? Yani bırakın sadece desteklenmeyi bilmem ne yapmayı. Kendi listesinden milletvekili seçtirmedim. İki milletvekili vardı Saadet Partisi'nin. İkisi de CHP sıralarından seçildi. Şimdi bir tanesi istifa etti gerçi. Bağımsız duruyor. Ya da işte Abdüllatif Şener Bey hangi partiden gelmişti? Hangi partinin mensubudur aslen? Yani Cumhuriyet Halk Partili birisi midir? Solcu birisi midir ezelden beri? Hayır. Ama sadece o dönemin çıkarları doğrultusunda. Partinin menfaatini orada gördükleri için böyle bir işleme girdiler. Biz bunu ortalara düşüp bu şekilde suçlayıcı, bu şekilde itham edici sözler kullanmadık. Yani bu Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için o kadar uğraştılar örneğin. Demek ki biz bunu yapmış olsak tefe koyacaklarmış. Evet. Dolayısıyla o yardım hadisesi tamamen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kendi başarısızlıklarına karşılık Türkiye'de siyaset yapan ve kurulduğu günden bugüne de 3 kez devleti yöneten bir siyasi partiye karşı söylenecek söz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi 12 Eylül darbesinden sonra 1992 yılında açıldı. Hatırlarsınız 28 sene oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidarda gören var mı hiç 28 senedir? Yok.
Ama nedir? Atatürk'ün kurduğu parti söylemiyle, Atatürk'ün ismini kullanarak, onu sürekli ön planda tutup, onu pazarlayarak, yani kimisi işte dini pazarlıyor, kimisi Allah'ı pazarlıyor bu manada. İnsanların inanç duygularını sömürüyor. Bunlar da Atatürk'ün ismini kullanarak siyaset yapmaya çalışıyorlar. Tabii bizim yurttaşlarımız hakikaten cumhuriyete, cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlı toplum kesimlerinden oluşuyor, insanlardan oluşuyor. O inancını hala sürdürenler var ama artık yavaş yavaş o da tükenmeye başladı. Önümüzdeki seçimler döneminde manzara biraz daha farklı olacaktır. Evet, zaten bu son yaşananlardan sonra herhalde siyasette de değişiklikler, korona siyaseti de görünüyor galiba. Ben inanıyorum. Peki, geçenlerde demeç vermiştim bu korona popülist siyaseti siyasete diz çöktürdü diye. Peki Sayın Başkanım, bu sizi suçluyorlar. Orayı tamam anladık. Siyaseten de olabilir. Ona da anladık. Seçimler öncesinde CHP'den DSP'ye, bak biz yakın partiyiz, fikirlerimiz yakın, kadrolarımız hemen hemen birbirine benziyor şeklinde bir söylemle, örnek veriyorum, size bir teklif geldi mi? Hadi gelin birlikte ittifak yapalım şeklinde. Hayır, bir teklif geldi mi? Hayır, gelmedi. Öyle bir teklif yok. Bizi ziyaret ettiler, geldiler, sadece çay kahve içtiler. Nasılsınız, iyi misiniz? İşte memleket manzaraları falan filan, böyle hoşbeş muhabbeti yapıp gittiler. Onun dışında herhangi bir teklif falan yok tabii ki. Olsaydı zaten partinin kurumsal yapısı, başkanlık kurulu, parti meclisi toplanır, bunun üzerine bir karar alır. Çünkü DSP'nin kuralları var, tüzüğü var. Bu tip hadiselerde karar genel başkanının değil ki. Parti meclisinin kararıyla ancak gerçekleşebiliyor. İttifaklar ya da işte işbirliği ya da bir başka partiden partiyle hükümet kurma çalışmaları, hepsi partinin en üst karar organı olan, kurultaydan sonra en üst karar organı olan parti meclisi tarafından veriliyor. Yoksa Demokratik Sol Parti, ben bunu her söylemimde kullanıyorum, seçimlere katılma yeterliliğinde olan ve bizim kendi kriterlerimize uygun, bugün HDP'nin yapısını bir kenara koyarak söylüyorum, bütün partiler bize bu manada eşit. İktidardaki partide, ana muhalefetteki de, diğer muhalefet yapısındaki partilerde. Siyaset yapıyoruz. Hepimiz kendine özgü düşünceleriyle, konuşmamızın başında söylediğim gibi, Türkiye'nin değer yargılarını, milli ve manevi değer yargılarını, geleneklerini, göreneklerini yok saymayan, bunları sahiplenmiş her partiyle biz işbirliği içerisine gireriz. Yani bizim siyasi partiler özel düşmanımız değil ki. Ve kin üzerine, düşmanlık üzerine de siyaset yapmıyoruz. Siyaset seçim zamanlarında yapılır. Seçimler bittikten sonra yönetime kim geldiyse, onların icraatlarının yanlışlarına doğruları üreterek topluma gidilir ve biz bunlardan daha iyi yönetiriz denilme sanatıdır siyaset. Hakaret etme, aşağılama, iftira atma, karalama mekanizması değildir ki. Biz hiçbir zaman böyle görmedik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı birçok yanlışın yanında, yaptığı uygulamalarda, iyi yaptığı işler de var. Yani bunları niye yok sayalım biz? Devlet, biraz önce yine sohbetimizin başında koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaları, belediyelerin bir şeyler yapmaya çalışmasına ilişkin konuşmuştuk. Ya devlet bir koordinasyon merkezi kurdu mu? Diyelim kurdu. Bütün toplum kesimleri, bütün kurumlar bu merkezin etrafında omuz omuza verir, kol kola girerse güç olur. Yoksa herkes ben daha iyi yapıyorum derse, ben daha iyisini yaparım deyip orta yerde kargaşaya sebebiyet verirse, o iş bir birimde bitecekse beş birimde biter. Bu büyük sıkıntı. Şimdi büyükşehir belediyelerinin olanakları vardır. Belediye bağış toplayamaz mı? Belediyeler bağış toplayabilir. Yasalar zaten buna hakkı vermiş zaten. Ama bu özel pandemi sürecindeki süreci yönetmek ve koordine etme görevi hükümetin, devletin. Ben de devletim diyor mesela belediye başkanı. Sen devlet değilsin. Sen devletin bir organısın. Devlet denilen mekanizmanın bir organısın. Yerelde devlet hizmetlerini yürüten, yerel özellikleriyle görev yapan bir mekanizmasın. Eğer her büyükşehir belediyesi, başka başka partilerde de kendi kafasına göre bir devlet zihniyeti,
bir devlet anlayışı ortaya koymaya kalkarsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne ne diyeceğiz biz? Bunu aşmamız gerekiyor. Evet sen bugün Adana'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de iktidar partisinin dışındaki partilerden belediye başkanı olabilirsiniz. Yapacağınız tek şey belediyenin tüm olanaklarını bu pandemiyle mücadele sürecinde koordinasyonu yürüten kuruma amade etmek. Onlar nasıl bir görev veriyorsa bunları yerine getirmektir. Yoksa vatandaş aç mı kalacak? Elbette ekmek dağılacak yani. Eğer o kurum size belediyeler şuraları dağıtsınlar, efendim sağlık müdürlükleri bu taraflara koşsunlar, gençlik spor müdürlüğünün elemanları buraya gitsinler diye bir görev paylaşımında yapıyorsa ne demiş? Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan demiş. Verilen görevi yapacaksın. Çok doğru. Peki Sayın Başkanım, biraz bir özel soru soracağım ben. Bizzat da bizim sizinle görüştüğümüz gün son seçimde birçok ilde, birçok belediyede ses getiren isimlerle girdiniz. Bizim de sizinle görüşüp de evet birlikte şu ilçelerde de biz girelim dediğimiz gün Sayın Mustafa Sarıgül partideydi. O aynı güne denk gelmiştik biz. En çok ses getirenlerden biri oydu. Kendisi seçimlerden sonra bir hafif de bir soruşturma gibi bir şey oldu. Sonra sustu, kayboldu yani. Hatta telefonu var, arıyorum arada bir ama ona da dönmüyor. Halen partide mi, çalışmalara devam edecek misiniz, yoksa siyaseti mi bıraktı? Bu konuda ben yayından önce bir dedim ki neler sorayım, dediler ki ya Mustafa Sarıgül öldü mü, kaldı mı, Sayın Başkan'dan bir durumu sorun diye. Allah gecinden versin. Durum nedir? Hani espri yapıyorum tabii ki öyle. Halen partinize üye mi, birlikte hani çalışmaya üstelik? Tabii Sayın Sarıgül bizim partimizin üyesi. Diyaloglarımız sürüyor. Çalışmalarda birlikte istişarelerimiz, koordinasyonlarımız olabiliyor özellikle İstanbul'a ilişkin, o bölgedeki çalışmalarımıza ilişkin. Tabii şimdi seçimler bildiğiniz gibi büyük bir yıkım. Şimdi maddi manevi bir evet. Yıkım. Bugün son yerel seçimlerde özellikle Şişli seçimleri için Sayın Sarıgül bütün kesimler tarafından tartışmasız favori gösteriliyordu. Fakat son anda nasıl bağlantılar kuruldu, nasıl bir şeyler geliştiyse sonuç çok daha farklı çıktı. Bu insanlar üzerinde elbette ki psikolojik etki de yaratacaktır. Bu gayet doğal, hepimizin yaşayabildiği duygular bunlar. Bunu yadırgamamak gerekiyor. Mustafa Bey işi gücü olan bir insan. Yani hayatını belediye başkanlığıyla geçindiren, onunla yürüten bir insan değil. Dolayısıyla seçimlerden sonra elbette ki maddi ve manevi yıpranmışlıklarını biraz daha kendi dünyasına çekilerek karşılama ihtiyacı hissetmiş olabilir. Bunu da yadırganacak bir tarafı yok. Ama son nokta itibariyle şunu söyleyebilirim. Demokratik Sol Parti'de üyeliği devam etmekte ve bu konuda da bugüne kadar en ufak bir serzenişi ya da farklı düşünce içerisine girdiği konusunda ne bizim bir bilgimiz ne de bir hissiyatımız oluşmuştur. Böyle bir şey de hissetmiş değiliz. Allah sağlık versin. İnşallah bundan sonraki seçimler için de farklı bir çalışmanın içerisine girecektir bu manada. Peki başkanım, son olarak önümüzde seçimler olacak. Ne zaman olacağı belli değil. Erken yapılabilir, geç de yapılabilir. Önümüzdeki ilk seçim genel seçim olursa veya önümüzdeki ilk seçim yerel seçim olursa sizin stratejiniz nasıl bir strateji izleyeceksiniz her ikisinde de ve ittifak teklifleri gelirse size zaten malum iki tane ittifak var şu an. Biri Millet İttifakı, biri Cumhur İttifakı. Teklifleri gelirse sizler nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda da fikirlerinizi almak isteriz. Şimdi yerel seçimlerin gelme ihtimali ben çok olası görmüyorum. Çünkü daha bir sene anca bitti bildiğiniz gibi. Mart ayının sonu itibariyle bir yılı tamamladı. Yerel seçimlerin yenilenmesi ya da erken alınması gibi bir konu gündeme gelmez diye düşünüyorum. Ama genel seçimlerin gündeme gelmesi iki şarta bağlı biliyorsunuz. Ya Cumhurbaşkanı seçim kararı alacak, kendisini de yeniden seçtirecek. Yeni anayasa öyle çünkü. Ya da meclis böyle bir karar alacak, kendisini yeniden seçtirecek. Cumhurbaşkanıyla birlikte.
Dolayısıyla en zor ihtimallerden bir tanesi bu iki kurumun da ayrı ayrı erken seçim kararı alma ihtimalidir bana göre en zor ihtimal. Niçin? Ne oradaki o 586 milletvekili şu an itibariyle 600'den birkaç eksilmeler olmuştu. Ne onlar mevcut pozisyonunu kaybetmek isterler, ne Cumhurbaşkanı kendi pozisyonunu kaybetmek ister. Meclisten böyle bir kararın çıkabilmesi, meclis çoğunluğunu oluşturması gerekiyor Cumhurbaşkanı'nın karşısında. Şu anda matematiksel olarak öyle bir ihtimal de pek görünmüyor. Biliyorsunuz yeni partiler kurduruldu. Öyle diyelim ben, kuruldu demiyorum bunu, kurduruldu evet. Diyorum. Bunlar konuşulurken önceki yıl, bu geçtiğimiz yaz aylarında işte vay 80 milletvekili falan yere gidiyor, 60 milletvekili falan yere geliyor. İşte AK Parti çöküyor, bilmem kim kalkıyor falan. Şimdi partiler ha bugün kuruldu, ha yarın kuruldu, sonunda kuruldu. Bir tanesinde bir milletvekili var, başka da bir şey yok zaten. Doğru. Bildiğim kadarıyla. Evet. Ha bu yarın o manzarayı değiştirecek boyuta ulaşır mı? Dediğim gibi çok mümkün görünmüyor. Olağanüstü bir koşul oluşur, gündeme gelir de böyle bir sonuca gidilir mi? Onu da bizler inançlı insanlarız. Allah bilir yani. Onu şu anda kimse kestiremez. Peki siz ittifak teklifine dediğim gibi... Ha, bu dediğim, biraz önce de söylediğim gibi yadırgatılmaya çalışılıyor ama bu yadırganacak bir şey değil. Siyasi partiler seçimlere giriyor. Ben sizin düşündüğünüz gibi düşünmüyorum örneğin. Şu anda iki tane ittifak var demek çok doğru değil. Şu anda tek ittifak var. Millet İttifakı ortalıkta ismen var. Fiilen çok varlığından söz edilemez. Çünkü Saadet Partisi ayrı telden çalıyor. İyi Parti başka telden çalıyor. Cumhuriyet Halk Partisi başka mecralarda dolaşıyor. Dolayısıyla orası artık görüntüde bir ittifak yapısında. Ama etkili, fiili ittifak pozisyonu Cumhur İttifakı tarafında devam ediyor. Bu yarın yine iki ittifak olur, üç ittifak olur, dört ittifak olur bilemiyorum. O ortam geldiğinde her siyasi parti gibi Demokratik Sol Parti de parlamentoda temsilini sağlayacak en verimli çözümü kurullarında tartışır, ortaya çıkarır. Dediğim gibi bizim için ana kriterlerimiz var, kırmızı çizgilerimiz var. Bugün buna uymayan başta halk HDP olmak üzere. Bir iki parti daha var bu tip. Bizim yan yana gelebilme olanağımız, fikren yan yana gelebilme olanağımız yok. Onlar bizim elbette ki düşmanımız değil. Çünkü siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, anayasa çerçevesinde görev yapan pozisyondalar. Eğer bir suçları, anayasal kanuni bir suçları varsa zaten yasaların devreye girmesi gerekiyor. O bizim dışımızdaki bir hadise. Ama görüşme kriteri içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü öncelemiş, bunu ortak payda yapmış, vatanı ve milleti için siyaset yaptığını iddia eden, bunu ortaya koyan siyasi partilerle elbette ki oturur konuşuruz. Ben hedefe gidilecek yolu, yani bizim hedefimiz halkın refahı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası ve dünya milletleri arasında çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasıdır. Bizim hedefimiz bu. Bu hedefe bir başkası da ben böyle yapacağım diyordur da başka bir yol öneriyordur ekonomik anlamda. Bizim önermemiz bu taraftan olabilir. Onlar biz soldan öneririz, onlar sağdan önerir. Eyvallah. Bunlar tartışılabilir. Bunlar seçimler döneminde bir işbirliği içerisine, bir ittifak içerisine, bir ortak çalışma içerisine girilebilir. Bunu ben çok yadırgamıyorum. Esasen ittifak denilen kavramları, yani koalisyon denilen kavramların seçimler bittikten sonra görev alanlarında olması gerektiğine inanırım. Öncelikli olarak sistemin siyasi partiler kanununda seçim barajlarını kaldırması gerekiyor. Seçimlere katılma yeterliliğini elde etmiş her siyasi parti seçimlere katılabilmelidir. Yani teşkilatlanma mecburiyeti getiriyor. Niye getiriyorsun kardeşim? Sen 81 ilde teşkilatlanacak diye bir kural mı olur? Adam 5 ilde teşkilatlandıysa o ildeki seçimlere girer. Oralarda temsilcilerini gönderir meclise. Yani siyasi partiler yasasının da seçim yasalarının da baştan sona ele alınması, teşkilatlanma konusunda da seçimlere katılma konusunda da yeni yapılara kavuşturulması gerekiyor. Bakın
toplantımızı buradan yapabiliyoruz değil mi? Çok. Aynı anda 100 kişi bir ekranda konuşabiliyor. Buna olanak var artık. Teknoloji ilerledi, bilim fen ilerledi. O zaman toplantıları işte ayda bir, iki ayda bir, haftada bir, 15 günde bir ille de genel merkezde yapılacak diye zorlamaya gerek var mı? Bunları da artık teknolojiye ve bilime, çağa uydurmak gerekiyor. Dolayısıyla yasal değişiklikler şart. Evet Sayın Başkanım. Katılıyorum bu konuda size. Zaten 2018'de İYİ Parti ile başlayan süreç, İYİ Parti'yi seçime sokmamak için başlattıkları süreç özellikle küçük partileri etkiledi ve o süreç devam ediyor. Şu an nereden ceza kesebiliriz, nereden parti nasıl kapanır, nasıl üstüne gideriz bir emir geldiği belli. Bunu bizler de yaşıyoruz aynı şekilde. Yani söylediklerinizin tamamına ve bu konuda katılıyorum. Ve biraz önce özellikle sordum. CHP'den size bir teklif geldi mi diye özellikle sordum. Bir ittifak hem teklif getirmeyip hem de başka ittifaka giren partiye laf edemez. Evet. Anadolu'nun inancı budur. Yakınlaşmıyorsan kimle yakınlaştığına karışamazsın. Doğru mu? Evet. Var mı başkanım başka bir teklif? Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ve sizin de bu Söz Sırası programının da ilk programı olması şerefini bizlere bağışladınız. Bu hususta da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Malum yarından sonra, 3 gün sonra egemenliğin millete devredilişinin 100. yılını kutlayacağız. Koronavirüs sebebiyle törenler, kutlamalar artık alanlarda, meydanlarda olmayacak. Evlerimizden katılacağız. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Atatürk bunu bildiği için Cumhuriyeti gençlere emanet etmişti. Ve bu bilinçle bizim onurumuz olan, bizim gururumuz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten ve coşkuyla kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyerek diyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet. Değerli izleyicilerimiz, TV Siyaset ekranlarında Söz Sırası programını izlediniz. Değerli mevkidaşım, DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal Bey'i dinledik. Bizzat kendisinden bazı süreçte merak edilen süreçleri dinlediniz. İnşallah programımız bu formatta devam edecek. Önder Başkan'a tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sayın Başkanım, meydanlar kapalı olabilir. Atatürkçü olan her insan için Atatürkçü her yürek bir meydandır. İnşallah hepimiz evlerimizde de olsa, sokakta da olsa bu kutlamaları gerçekleştireceğiz. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.